Gaziantep'ten helikopter ambulansla Antalya'ya sevk edilen ve Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi tarafından tedavisi üstlenilen Asiye Ateş geçirdiği bir dizi operasyonun ardından taburcu olarak memleketi Gaziantep'e döndü. Minik Asiye'yi havalimanında Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy karşıladı. Minik Asiye'yi annesinin kucağında görenler duygu dolu anlar yaşadı. Havalimanında yapılan karşılamada konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir anne olarak 2 milyon insanın yaşadığı Gaziantep'e emanet hissiyle yaklaştığını belirterek, "Yüreğimdeki heyecanı size anlatamam. 55 yıllık hayatımda en heyecan duyduğum anlardan birini yaşıyorum. Bebeğimiz şu anda hakikaten çok sağlıklı. Bunu tesis eden Sayın Cumhurbaşkanımız var. Beni Türk doktorlarına emanet edin" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında verdiği bir örnek var. Bugün Ömer hocayla doktorlarımızla doktorlarımızın kalifikasyonuyla yürüyoruz. Ömer hocamıza, rektör hanıma çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanımız ve Adalet Bakanımız birebir uğraştılar. Milletvekillerimiz birebir takip ettiler. Burada valim her şeyini takip etti. Hüseyin kardeşimizin hem iş sorunu çözüldü hem ev sorunu çözüldü. Biz 10 gün önce bütün ekibi, sağlık işleri, sosyal işler başkanlığımızı gönderdik. Bize düşen büyük şehir olarak yapılması gereken ne varsa yapalım diye. Bütün ihtiyaçlarını gidermek için çalıştık. Bundan sonrası da bize emanet. Tekrar geçmiş olsun. İnşallah bundan sonra bu olaylar yaşanmasın diye de her türlü tedbir almaya devam ediyoruz dedi. Karşılama sırasında konuşan Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ise devam eden süreç hakkında bilgiler verirken tedavinin ve desteklerin Asiye'ye tekrar umut olduğunu belirterek teşekkürlerini şöyle dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Adalet Bakanımızın hepsinden Allah razı olsun. Doktorumuz Ömer Özkan'dan da hepsinden Allah razı olsun. Hepsi tek tek ilgilendi. Ev sorunumuz da çözüldü. İş sorunumuz da çözüldü. Asiye'ye tekrardan bir umut oldular.